Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlere Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bitki koruma ve bitki bayi ve toplanıcılık sınavı ile ilgili 2015 13.06.2015 tarihli sınavla ilgili soru cevapları inceleyeceğiz bugün sizlerle. Evet, 13.06.2015 tarihinde hazırlanan sınavda 50 soru soruldu ve sınav süresi 60 dakikaydı. Ayrıntılı bilgileri burada görmektesiniz. Bitki koruma ürünleri bayi toplanıcılık sınavı ile ilgili notlarımıza bakalım. Bitki koruma ürünü bayi toplanıcılık sınavı A kitapçığında birinci soru. Aşağıdaki hangisi bitki koruma ürünü bayiliklerinin sorumluluklarındandır? Burada baktığımızda cevabın B olduğunu görmekteyiz. Her bisikleri ayrı bir bölmelerde bulundurulması gerekmektedir. Bu önemli bir sorumluluktur. Sıra ilaç bayiliğinde. Diğer sorumuza bakalım. Bir bayinin ruhsatsız olan bitki koruma ürünlerini bölerek kayıtlarını tutmadan satması durumunda aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır? Bu kural da idari para cezası kesilmektedir. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Geçici kapama cezası yoktur. Bayilik iptali olmaz ve kapama cezası da olmaz. Direkt idari para cezası kesilir. Böyle bir ceza işlem uygulanır. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayi kontrolleri için yanlıştır? Üçüncü soruda arkadaşlar A cevabın A şıkkı olduğunu görüyoruz. Çünkü bayiler kontrol görevlileri tarafından ayda bir kez kontrol edilirler ifadesi yanlıştır. Çünkü ayda bir sefer kontrol edilmez ziraat bayileri. Satış yerlerinde aranan fizik işaretler yönünden kontrol edilirler. Ziraat bayileri bunda mümkün. C şıkkında bayiler yetki ve sorumlulukları yönünden kontrol edilebilirler. Bu da doğru bir ifadedir. Önceki kontrollerde tespit edilerek kontrol defterine yazılan eksikliklerin giderilmediğini öncelikle aranır. Bu da kontrollerde yapılan bir çalışmadır. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması gereken tedbirlerdendir diye sorulmuş. Dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Depolarda sıcaklığın 5 ile 35 derece arasında olması gerekmektedir. Bu depolama sırasında alınması gereken tedbirlerden biridir. Ama baktığımızda depolama sırasında, ürünlerin depolanması sırasında alınması gereken tedbirlerden hangisi değildir baktığımızda depolar hakim rüzgarlara açık olmalıdır. Hayır, bu genel bir konudur. Depolarda döküntü, akıntı, sızıntı yapan ambalajlar ayrı raflarda bulundurulur. Hayır. Ayrı raflarda ürünler depolama sırasında bulundurmasına gerek yok. Depolarda bulunan rafların büyüklükleri standart olmalıdır. Böyle bir standart olduğu da söylenemez. Gelelim 5. sorumuzun cevabına. Bitki koruma ürünü bayilerin nakil işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu sorumuzun cevabı da arkadaşlar C şıkkıdır. Neden? Çünkü bulunduğu ilden başka bir ile nakil başvurusu yapıyorsa bir zira ilaç bayisi bulunduğu ilin müdürlüğün il müdürlüğüne tarım il müdürlüğüne başvurusunu yapmalıdır. Nereye nakil olacağını bulunduğu ilin müdürlüğüne bildirmeli. Cevabımız bu. Altıncı soru. Bitki koruma ürünlerinin boş ambalajlarının bertarafında yani atılmasında en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Buraya baktığımızda yakmak uygun bir yöntem değil. Gömmek de aynı şekilde çevreyi kirleten, doğayı kirleten bir yaklaşım oluyor her ikisi de. C şıkkına baktığımızda iyice temizleyip ambalaj olarak kullanmak çok yanlış. Zehirlenme riskimiz var. D şıkkına baktığımızda 3 kere suyla çalkalanmalı. Sonra ambalajı delmeli ve geri dönüşüme göndermek gerekmektedir. Evet, cevabımız D şıkkıdır. Çünkü kimyasal ilaç barındırdığı için bitki koruma ürünleri